Haber boş prosesi. Yani azot gübre üretiminde kullanılan sentetik amonyağın keşfi. Nasıl yani? Sentetik amonyak mı 20. yüzyılın en önemli keşfi? Demeyin. Biliyorsunuz canlıların yaşamını sürdürebilmesi için oksijene ve karbondioksite ihtiyacı var. Büyümek içinse azota. Evet, çünkü azot proteinlerin ve DNA'nın önemli bir bileşeni. E ne güzel, havanın zaten %78'i azot. Evet ama biz bu gaz halindeki azotu büyümek için kullanamıyoruz. Azot döngüsü için havadaki azot topraktaki organizmalar tarafından bitkilerin kullanılabileceği forma dönüştürülür. Azot bağlayan bakteriler azot gazını amonyağa çevirir. Bitkiler ihtiyaç duyduğu kadar amonyağı kendine alır. Fazlasını ise toprağa bırakır. O amonyak da farklı bakteriler tarafından önce nitrite sonra da nitrata dönüştürülür. Nitrat bitkiler tarafından emilerek protein gibi önemli moleküllerin üretiminde kullanılır. Böylece azot besin zincirine girmiş olur. Hayvanlar bitkileri ya da birbirlerini yiyerek kendileri için gerekli azotu alırlar. İnsanlar da bitkileri vegan ya da vejetaryen değilse yediği hayvanlardan da büyümesi için gerekli azotu almış olur. Canlılar öldüğünde de azot yine bakterilerce ayrışma işlemleriyle amonyak formunda tekrar toprağa döner. Toprakta yine farklı bakteriler nitratı yeniden azot gazına dönüştürerek azotun atmosfere karışmasını sağlar. Dedim ya, canlıların büyümesi için azota ihtiyacı var. E haliyle bitkilerin de. Topraktaki azot miktarı yeterli olduğunda ancak bitkiler sağlıklı büyür, kaliteli ve yüksek oranda mahsul verir. Heh, işte şimdi 20. yüzyıl keşfine doğru yaklaşıyoruz. Topraktaki azot miktarı yeterli değilse ne olur? Cevap veriyorum, azotlu gübre kullanılır. E bu azotlu gübrelerin de ham maddesi amonyaktır. Azot rezervlerinin tükenmekte olduğu 19. yüzyıl sonlarında Karl Bosch adında bir kimyacı BASF şirketinde bir araştırma görevine başlar. Görevi havadaki azotu hidrojenle sentetik olarak birleştirerek amonyağı oluşturmanın bir yolunu bulmaktır. 5 yıllık bir araştırmanın sonunda 1913 yılında Fritz Haber'in daha önce bulduğu yöntemi geliştirir. Azot gübre üretiminde kullanılan sentetik amonyağı üretmeyi başarır. Geliştirdiği yöntemin adına da Haber Bosch prosesi denir. Bu yöntem sayesinde yılda 450 milyon ton azot gübre üretiliyor. E bu kadar çok gübre üretilip insanlar beslenip büyüdükçe nüfus da artıyor tabii. 1900'lü yıllarda toplam dünya nüfusu 1.6 milyarlardayken bugün 7 milyarı geçmiş. Yani vücudumuzdaki azotun neredeyse %50'sinin sebebi Haber Bosch prosesi. Teşekkürler Fritz Haber, teşekkürler Karl Bosch. İşte bence bu yüzden 20. yüzyılın en önemli keşfi sentetik amonyak. Sizce başka bir keşifse videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Tabii buna da açığım. Bu kadar amonyaktan bahsetmişken deneyi yapmadan bırakmam. Vallahi bırakmam. Cuma günü yine harika bir deneyle karşınızda olacağım. O zamana dek kendinize iyi bakın. Sağlıklı beslenin, azotla ve proteinle büyüyün.